Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Malumunuz Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bana sorulan sıkça soruların ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konumuz masatlar. Sizlere markalarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım. Umarım videom faydalı olur. Şimdiden iyi seyirler. Öncelikle masatlarımız balık sırtı masatlar, yassı masatlar ve oval masatlar olarak 3 farklı şekilde geliyor elimize. Bunların içinde yapı malzeme olarak farklı ürünler de var. Örneğin elmas masatlar, porselen masatlar, titanyum masatlar. Şimdi bu yatsı, balık sırtı ve de oval masatların avantajları, dezavantajlarını onlardan bahsetmeye çalışayım. Çelik masatlarımızın ortak görevi keskin olan bıçak ağzının devamlılığını sağlamak. Arkadaşlar, şekilleri tamamen alışkanlık meselesi. Ama bundan yaklaşık 1,5 saat önce Van'dan çok sevdiğim bir takipçimle, Abdullah'la görüştüm. Balık sırtı veya oval masatlarda bazı kasap arkadaşlarımızın açıyı tutturmakta zorlandığından bahsettik. Yani geniş açıda masat atan arkadaşlarımı balık sırtı veya ovalde görebiliyorum. Yassı masatın burada bence bir tık artısı var. Yassı masatlarda bıçak açısını çok daha kolay ayarlayıp masatımıza oturtturabiliyoruz. Ama söylediğim gibi siz hangi masatı kullanıyor olursanız olun, masat açınızı doğru kullanıp yukarıdan aşağı çektiğinizde masatınız kaliteli güzel bir çeliğe sahipse bıçağınızı keskinleştirecektir. Marka olarak hangi masatı tavsiye edersin diye bir soru soruyorsanız, arkadaşlar bence Eftik dünyanın en iyi masatlarını üretiyor. Ben Eftik'in Multrono ile Balkan masatını kullanıyorum. Ve diğer birçok modelini de kullandım. Gerçekten çok başarılı. Şimdi çelik masatlardan elmas ve porselen masatlara geçelim. Arkadaşlar, kullanım amacı ve şekli tamamen farklı. Size çok basit anlayacağınız bir örnekle anlatmaya çalışayım. Çok iyi bilenmiş, çok iyi kıl ve de kağıt kesen bir bıçağınızı elmas yüzeylerde gezdirip porselen yüzeylerde masatladığınız zaman artık bıçağınızın kılı ve kağıdı keserken zorlandığını göreceğiz. Yani bu masatlar ince bileme yapmayacaktır arkadaşlar. Ama bu masatın da şöyle bir meziyeti var. Artık çelik masatla düzelmeyecek kadar körelmiş bir bıçağı, yani bilemeye muhtaç bir bıçağı elmas yüzeylerde düzeltip porselende de keskinleyip günümüzü kurtarabiliriz. Ama dediğim gibi daha çok restoran, lokanta, evde kullanılması bence daha uygun. Çünkü ince bileme yapmıyor. Kurbanda bizim işimize gelmiyor. Ve son günlerde YouTube'da açık masat ve de kapalı masat, yani kaplaması üstünde olan yeni masatla kullanılmış masat tartışması var. O tartışmanın içine girmek istemeyeceğim. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bu masatı bana sıfır üreten, bunun üstüne kaplama yapan mühendisin muhakkak bir bildiği var. Eğer benim kesmeyen bıçağım masat atıldıktan sonra kılı ve kağıdı kesiyorsa, yani bıçağımı keskinleştirebiliyorsa, arkadaşlar bu masat benim için en iyi masattır. Sıfır masat, anlatıldığı gibi sıfır masat isteyenler dikin, polish ve mikro masatını kullanabilir. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı geceler. Yeni videolarda görüşmek üzere.